Evet arkadaşlar, Diagnobot'un standındayız şu anda. Üst bölüm olarak, vücudun üst bölümü olarak rehabilitasyon cihazı olarak geçiyor. Şimdi konuyla alakalı genel bir bilgi almak için yönelelim. Öncelikle isminizi alalım. Doçent Doktor Erhan Aktan, Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği. Evet, sizin de adınızı alalım. Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Emin Aktan, Bartın Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği. Çok sağ olun bize zaman ayırdığınız için. Bu tarz cihazların hakkında genel bir bilgi verebilir misiniz izleyicilere? Şimdi fizik tedavi ve rehabilitasyonda robotların kullanımı 2000'li yıllardan sonra hızlanıyor. 2000'li yıllardan önceki döneme, 95-99 arasına erken dönem, 2000 sonrasına ise rehabilitasyon robotlarında modern dönem olarak adlandırılıyor. Zaten 2000'den önce sadece akademik çalışmalarda biz bu robotları görüyoruz ama ilk olarak 99-2000'li yıllarda MIT Manius, yani Massachusetts Institute of Technology'de yapılan Manius isimli robotun üst uzuv rehabilitasyonu için kullanılmaya başlandığını, klinik deneylere girişildiğini burada görüyoruz. Ondan sonra günümüze geldiğimizde akademik çalışmalar hızla devam ediyor. Çok az sayıda ürünün ticaretleşebildiğini görüyoruz fizik tedavi ve rehabilitasyonda. Biz de 2003 yılında ben ilk olarak doktora çalışmamla beraber rehabilitasyon robotu üretmeye başladık. Ve Türkiye'nin ilk patentlenmiş rehabilitasyon robotunu 2007 yılında biz tamamladık TÜBİTAK desteğiyle. Ama o alt uzuv rehabilitasyonuna yönelikti. Daha sonra çalışmalarımızı devam ettirdik ve özellikle yapay zeka robot mühendisliğini birleştirip bunu rehabilitasyon teorisiyle beraber entegre ederek yeni sistemlere geçmeye başladık. Ve gelmiş olduğumuz nokta itibariyle fizyoterapistlerin gerçekleştirmiş olduğu veyahut da çeşitli mekanik aletlerle gerçekleştirmiş olan terapatik egzersizleri robotlarla gerçekleştirebiliyoruz. Şu anda modelleyebiliyoruz bu hareketleri. Yani pasif, aktif, aktif yardımlı, aktif dirençli egzersizlerin tamamını, hatta germeyi bile robotla biz gerçekleştirebiliyoruz. Bu da süreci kısaltmaya yarıyor genelde. Evet. Şimdi ondan bahsedelim. Fizik tedavi ve rehabilitasyonda bazı problemler var. Bunlar özellikle büyük şehirlerde hastaların hastaneye, tedavi merkezlerine ulaşım problemleri. Sürecin uzun olması, maliyetli olması. Elle yapılan tedavide tekrarlı hareketlerin aynı şekilde gerçekleştirilebilmesinin bir insan tarafından çok mümkün olmaması. Diğer yandan yapılan ölçümlerin subjektif olması. Bu süreçteki problemler olarak gözüküyor. Rehabilitasyon robotları süreci kısaltma, maliyetleri düşürme, internet tabanlı kontrol edilebildikleri için evde bakım hizmetlerine destek sağlaması, bunun yanı sıra robotun sensörleri sayesinde objektif ölçüm sağlayabilmesi ve günümüze gelmiş olduğumuz nokta itibariyle yapay zekanın çok etkin bir biçimde kullanılarak tedavinin gerçekleştirebilmesi gibi özellikler var. Bu problemlere çözüm getiriyor rehabilitasyon robotları. İlk olarak alt bölümle alakalı, yani vücudun alt bölümünle ilgili çalışması biraz daha hastalık oranında alt tarafın daha fazla olduğu varsayımını yapabilir miyiz? Yani aslında o çok doğru değil. Alt uzuvda da problemler var, üst uzuvda da problemler var. Ama rehabilitasyon robotlarının özellikle üst uzuvda daha detaylı olarak çalışıldığını, daha çok çalışıldığını görüyoruz. Bunun da sebebi günlük hayat fonksiyonlarını sağlayabilmek için elimize, kolumuza ihtiyaç duyuyoruz. Öyle ya da böyle alt uzuvda bir mobilite bir şekilde sağlanabiliyor. Yani o nedenle üst uzuv çalışmaları daha yoğun. Ama alt uzuvda açık çalışılan, işe yarayan bir konu yani. O zaman buradan tekrar kanalımızı izleyenler arkadaşlara söyleyelim. Daha evvel biz bilgisayar başında uzun süre oturmanın boyun ve bilek konusunda ciddi problemler oluşturabildiğini, bu biraz da günümüzün problemi aslında. Yani o yüzden üst bölümle ilgili problemler, el, bilek vesaire gibi, bunlar gittikçe herhalde artıyor. Evet, artıyor. Alt uzuvda şöyle bir şey var. Mesela fizyoterapistler bugün şöyle bir yorum yapıyorlar. Türkiye'deki kaldırım yapısının özellikle menisküse sebep olduğunu. Bakın özellikle mesela camilere gidin. Birçok insan dizüstü oturma problemi çekiyor şu anda. Neden? Demin söylediğiniz gibi artık yürümeye ihtiyaç duymuyoruz özellikle büyük şehirlerde. Otobüslerle bir yerden bir yere veyahut da arabalarımızla gidiyoruz. Oturduğumuz yerde çalışıyoruz. Dolayısıyla hareketlerimizin kısıtlanması bize vücut fonksiyonlarımızda kayıp olarak geri dönmeye başladı. Çok genç insanlarda bile. Evet. Hocamızdan da biraz cihazla ilgili teknik bilgi alalım. Nasıl genel olarak işleyişi ve neler yapıyor? Biraz bahsederseniz. Cihazımız dediğimiz gibi üst uzuva yönelik. Bilek ve ön kol için hareketleri yaptırabiliyor. 3 tip hareketi yapabiliyor. 3 ayrı manipülatörümüz var. Bu ilgili hastanın kolu buraya bağlanıyor. Hangi ünitede çalışacaksa o dönerek hastanın önüne geliyor. Şu döner tablamız var. Evet.
Operatörlük açısından eğitimi çok uzun sürer mi bu cihazın? Yani zaten cihaz büyük kısmını kendisi hallediyor. Hı-hı. Operatör sadece bilgi girişi, işte butonlara basma gibi işlemleri yani. Çok güzel. O zaman yani kullanımı kolay ve tabii. Bir yerden bir yere hareket ettirilmesi de gördüğümüz kadarıyla kolay bir cihazdan bahsediyoruz. Evet, nispeten kolay. Cihazımız teşhis ve tedaviyi gerçekleştirebiliyor. Teşhis aşamasında her bir manipülatör üzerine bulunan sensörler ile ölçümleri gerçekleştiriyor. Bu ölçümlere göre bir sonuç ortaya koyuyor. Diyor ki bu hastanın bu kadar eksikliği var. Evet. Şu tedavi yöntemini uygulayalım diyor. Doktora öneri sunuyor. Bu önemli nokta, biz doktorlara öneri sunuyoruz. Fizyoterapistlere destek oluyoruz. Yani yardımcı olmak amacımız. Doktor onaylıyor veya reddediyor veya düzenliyor. Diyor bu uygulansın. Manipülatörler bu egzersizleri gerçekleştiriyor. Tüm egzersizleri, terapatik egzersizleri gerçekleştirebiliyoruz. Sonuçları yine değerlendiriyor, kaydediyor. Süreci takip edebiliyor. Evet. Diyor ki hasta ilk geldiğinde buydu, ikinci geldiğinde bu. Bir ay sonra bu, iki ay sonra bu. Direkt grafiksel olarak gösterebiliyor. Bir de bizim bu video boyunca hocamızla da konuştuğumuz gibi en çok ilgimizi çeken aslında bir insanın eliyle yaptığı masaj veyahut da manipülasyona sürekli aynı açıyı, aynı şeyi yapamaması ama cihazın bunu tekrarlayabiliyor olması ve elinin yorulmaması. İnsan eli yorulduğu için bu tip bir işi sürekli ve uzun süre yapabilmek zor ama cihazın bu açıyı da kapattığını söyleyebilirim. Olduktan sonra 10 dakika, 15 dakika kaç ne kadar gerekiyorsa tam doğrulukta açı 55,5 derece ise 55,5 derece. Hı hı. Kuvvet mesela 2 Newton'sa, 20 Newton'sa, 10 Newton metre ise direkt o kuvvet değerini uyguluyor. Çok... Yani görecelilik yok burada. Anladım. Olarak... Çok teşekkür ediyoruz. Cihazın teknik bilgilerini de öğrendik. Vakit ayırdığınız için, özellikle de böyle bir cihaz geliştirdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok sağ olun. Teşekkürler.